İki delikanlı dün akşam Bahçeşehir'de bir taksi durdurdu. Taksici mesafenin kısa olduğunu duyunca tahmin edeceğiniz üzere almadı onları. Tartışma çıktı ve o taksici gençlere saldırdı. Demir sopayla üstlerine yürüdü. Gençleri o sırada oradan geçen başka bir taksici kurtardı ama kabus bitmedi. İşte yaşananlar. Boş ver baba. Gözü dönmüştü. Saldırıya uğradık. Boynuma yapıştı. Yetmedi, sopayla saldırmaya kalktı. Dahası yumruk attı. Ya yüzüne gelseydi kesinlikle burnunu kırardı. Saldırgan taksici evladı yaşındaki gençleri dövmeye kalktı. Hem de neden almıyorsun dedikleri için. Boş ver baba. Çok korktum, şok geçirdim. Taksici zaten gözü dönmüştü. O sarı öfke dün akşam Bahçeşehir'de iki gence kabus oldu. Spordan çıkmışlardı, evlerine gideceklerdi. Bir taksiyi gördüler, durdurdular. Ancak taksici yakın mesafeyi duyunca gençleri taksiye almaktan vazgeçti. Arkadaşımla hani neden almadığını söylediğinde el frenini sert bir şekilde çekti. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu. Boynuma yapıştı, boynumu çizdi. Tam anlamıyla dehşet anlarıydı. İddiaya göre taksici aracından sopa çıkardı. Hem de demir bir sopaydı. Çocuğumun yaşında dedi, sonra sopa çıkardı bize. Gençlerin üstüne yürümeye başladı. Onlara saldıracaktı. Ta ki bir taksici onu görene kadar. Ve işte o taksici saldırgan taksiciyi durdurdu. Bir telaşlandık, korktuk yani. Diğer taksi ayırdı. Şehir eşkıyasının elinden o gençleri başka bir taksici kurtardı. Aracını aldı ama saldırgan taksicinin öfkesi yine dinmedi. Plakasının çekildiğini fark edince önce küfürler savurdu, sonra da yine saldırdı. Ya boş ver baba. Yumruğuyla birlikte telefon yere düştü. Bir kez daha kabusu yaşayan gençlerse taksiciye gaza basması için yalvardı. Neyse ki durmadı, gitti. Ya boş ver baba. İki genç artık taksiye binemiyor çünkü korkuyorlar. Özellikle de o saldırgan taksiciye tekrar denk gelmekten. Bir daha binmem herhalde. Denk gelmekten korkuyorum bir daha. Darp edilen gençler taksiciden şikayetçi oldu.